Merhabalar, 9 Haziran 2022. Hoş geldiniz arkadaşlar. Günlerden bugün ne? Perşembe mi oldu? Gerçekten hani çarşamba, perşembe karışıyor da böyle günler. Piyasalar malum çok hareketli. Şöyle şunu bir düzeltelim. Biraz önce TV100'deydim. TV100'de açıklamalarım oldu. Özellikle bu kirayla alakalı %25'lik biliyorsunuz geçici bir düzenleme geldi şeye kiraya. Şimdi artılarını eksilerini hemen 2 dakikada geçmek istiyorum üzerinden. Çok önemli bir konu. Arkadaşlar buraya lütfen dikkat çekeceğim ve ondan sonra doları konuşacağız. Gerçekten önemli günlerden geçiyoruz. Kritik günlerden geçiyoruz, onu söyleyeyim. Çünkü şu anda çok enteresan düzenlemeler de önümüze geliyor. Yani bir takım böyle ne diyelim serbest piyasaya ufak böyle işte dokunuşlar ya da müdahaleler de diyebilirsiniz. Mesela kira düzenlemesi onlardan bir tanesi. Arkasından başka başka şeyler de çıkabilir. Biliyorsunuz şeyle dolarla ya da ne diyelim enflasyonla alakalı. Şimdi onların hepsine değineceğim. Çok önemli konular var. Özellikle şu konutu bir geçmek istiyorum önce üzerinden. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz uzun zamandır, son bir aydır öyle söyleyeyim, konutla alakalı gerek satılıkta gerek kiralıkta sürekli bir takım açıklamalar yapılıyor. Mesela işte bütün ilanlardaki şeyler, ilan siteleri takip alındı bir anda. Ondan sonra neden? İşte acaba bakalım gerçek fiyatından mı, orada yazılı fiyattan mı satıyorsunuz? Tapu da gerçek değerinden gösteriyor musunuz? Çünkü yapılan satışlarda genelde ilandaki rakamlarla tapudaki satış rakamı farklı oluyor. Çünkü kanunda boşluk var. Emlak vergilerinden az olamaz diyor ama normalde yapılması gereken gerçek alım satım değerinden gösterilmesidir. Buraya çok çok dikkat çektim. Yani bunu günlerdir, haftalardır dikkat çekiyorum. Böyle bir şey geldi. Yani böyle bir olay var biliyorsunuz. İlanların yarısı kaldırıldı gitti. Şimdi şu anda ben konutla ilgili içeride de yine bu çalışmalar devam ediyor. Farklı farklı çalışmalar yapılıyor. İşte bunlardan bir tanesi kira düzenlemesiydi. Üzerinde çok konuştuk. Bakan açıklamalar yaptı. İşte dedi ki arabulucular gelecek. İşte belli bir oran tespit edecek ama bir sürü şey vardı. Neticede geldikleri nokta sadece şu oldu. 1 Temmuz 2023'e kadar %25'lik bir artış yapılabilecek ancak ve bu geçici bir düzenleme mevcut devam eden kira fiyatınızdan %25'ten fazla mal sahipleri kira artışı yapamayacak diye bir düzenleme meclisten geçti dün akşam ama resmi gazetede daha henüz yayınlanmadı. Kısaca buna değinmek istiyorum. Şimdi dediğim gibi serbest piyasa koşullarında alternatif bir şeyler üretmezseniz bu tarz müdahaleler her zaman negatife döner arkadaşlar. Daha da yansıması beklediğimizden daha kötü olur. Neden diyeceksiniz? Şimdi şu anda kontratı devam eden bu düzenlemeden bahsettim. Şu anda kontratı devam eden eski kiracılar 1 Temmuz 2023'e kadar kontratı dolanlardan bahsediyorum. Bu süre içerisinde kontratı dolan varsa %25 artışla kiracılar geçiştirebilecekler. Kiracılar bu anlamda baktığımız zaman eski kiracılar için kontratı yenilenecekler için bu süre içerisinde olumlu bir avantaj. Ama mal sahipleri için hiç olumlu bir avantaj değil bu saydıkları. Neden? Mal sahipleri enflasyon, yani problem zaten enflasyon. Enflasyon kadar zaten alamayacaklar için mağdur olacaklar. Yani bundan geçinen bir sürü de mal sahibi var aynı zamanda. Ama kiralıkta da şöyle bir problem çıkıyor. Şimdi kanun derken daha kanunlaşmadı, yasalaşmadı, yani resmi gazeteden geçmedi. Ama boşlukları var ve eksikleri var arkadaşlar. Mesela çok erken açıkladılar. Erken açıklandığı için bir yıllık geçerli olacağı için, yani 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacağı için hiç kimse bu süre içerisinde kontrat yapmak istemeyecek. Herkes bekleyecek ve ancak bir ay sonra yapacaklar. Yani Temmuz'un ikisinde, üçünde yapacaklar kontratı. Bu süre içerisinde ev arayan kiracılar maalesef evler bekletileceği için, boş kalacağı için ev bulmakta zorlanacaklar. Ya da diyelim ki bir ev buldunuz, kiralık şartları çok daha ağır olacak. Mesela çok fahiş rakam sizden kiralık talep edebilirler. Önünüze bir sürü kriter sunabilirler gibi gibi bir şeyler çıkacak ortaya. Aynı zamanda aslında hani şöyle söyleyeyim, birçok yatırımcı yani son dönemde anlatıyordum size, son dönemde al satlarla, yani çok fazla konutta prim olduğu için gerçek alım satım rakamı da gösterilmediği için tapuda
Ondan sonra alsat yaparak fiyatları yükseltiyordu. Yani enflasyondan kaçışla yatırımcıların gittiği yer konut olmuştu. Ve çok fazla geldiği için yatırımcı buraya, çünkü gidebileceği hiçbir yer yok. Yani parayı katlayabileceği tek yer gayrimenkuldü, çünkü yüksek talep var ve üretim de olmuyor. Bu yüksek talep karşısında sürekli talep olduğuna göre geliyordu buradan, bir konut alıyordu. Üzerine koyuyor, 25-30 satıyor. Bir daha koyuyor, bir daha satıyor. Onlar da bir gereksiz bir fiyat şişmesine sebep olmuştu son dönemde. Şimdi bu düzenleme ve gelecek olan düzenlemeler, açık konuşmak gerekiyorsa, ben yeni düzenlemeler de bekliyorum. Çünkü bütün açıklamalar, daha önceki yapılan açıklamaların tamamına baktığımız zaman belli ki burayı sıkacaklar biraz. Yani bir sıkacaklar. Şimdi yatırımcının önünü zaten bir anlamda kestiler. Şimdi ikinci bu kira düzenlemesinde mesela bir tane evi değildi, 10 tane, işte 3 tane, 5 tane, 10 tane, 50 tane, 100 tane, neyse evi olanlardan bahsedelim. Birçoğu bazı evleri elinden çıkarmak isteyebilir arkadaşlar. Neden? Niye ben bununla artık uğraşayım? Yani kiralıkla uğraşmayayım. Buradan çıkayım, satayım. Ondan sonra ne yapacak bu çıktıktan sonra bu parayı? Aslında biraz da bu yapılan hamleler açıkçası hani sermayeyi de, bana göre yatırımcının şu anda ne diyelim, gözünü de başka bir yere de çevirtiyor aynı zamanda. Çünkü yani arkasından gelecek hamleleri de tabii görüyor olmak lazım, ama tüm konuşmalara ve yapılanlara baktığım zaman biraz yatırımcıyı burada kilitliyor. Yatırımcı buradan gidebilir arkadaşlar. Giderse para çıkışı olur. Yani satıştaki ilan sayıları artar. Konutta satıştaki ilan sayıları artar. Kiralık ev bulmak daha da zorlaşabilir. Ama ilan satış ilan siteleri rakamları artar. Biraz konut rahatlar aslına bakarsanız. Yani konut sektörü özellikle fiyat anlamında, satın fiyat anlamında biraz rahatlayabilir. Dediğim senaryo gerçekleşirse eğer, ondan sonra para nereye gider? Para kesinlikle, yani yatırımcıdan bahsediyoruz. Bakın yanlış bir anlama olmasın. Burada kimse bir tane iki tane evini satmaz. Ama gerçekten bu işe sürekli yatırım yapan ve bundan para kazanan büyük bir kitle var. Bunlar parasını dövize, altına ya da borsaya götürürler. Öyle söyleyeyim. Yani başka bir yere gider. Burada çok kalmazlar. Yani bu kadar başınızda düşün, sürekli parmak sallayan, sen kaçtan gösterdin, işte getir, bakacağız, ilanına bakacağız, ona bakacağız, buna bakacağız. Ben bunu olumlu, bakın bir taraftan olumlu şöyle bakıyorum. Çünkü gerçekten alması gereken, ev sahibi olması gereken kitle ev alamamaz duruma gelmişti. Çünkü fiyatlar bunun için çok şişmişti. Fiyatları şişiren bir sürü etken var. Enflasyon gibi, konutta üretim yapılamaması gibi. Bunlar zaten temel nedenler. Bunlar hiçbir şey demiyorum. Ama işte o nedenlerden bir tanesi de enflasyondan kaçan, parasını korumak isteyenler, kredi alanlar, yatırımcı dediğim o bir kitle var. O yatırımcı kitle benim etrafımda var. Ben takip ediyorum. Yani ben takip ediyorum arkadaşlar. Görüyorum. Bunlar eğer çıkarlarsa piyasa bir miktar da olsa rahatlayacağını düşünüyorum. Bu anlamda açık konuşmak gerekiyor. Ben yapılanların bir kısmına da olumlu bakıyorum. Yeter ki yatırımcı elini buradan şey yapsın, çeksin. Bakın yanlış anlamayın. Şöyle bir şey var. Yatırımcı almazsa ben evi kiralayamam. Çünkü yatırımcı alıyor, evi kiralıyor. Ondan bahsetmiyorum arkadaşlar. Bir kitle var. Yatırımcı dediğim bu kitle, bunu 2018'den önce de projelere gidip projeden, lansmandan ya da topraktan alıp sonradan bitmeden satan, sürekli üzerine para koyan bir yatırımcı kitlesi vardı. Onlar da kaçtılar gittiler. O da ayrı bir mevzu. Dönem dönem böyle değişimler olur. Şimdi bu dönem benim yatırımcıdan kastım şu. Burayı açayım biraz. Yanlış anlama olmasın. Şimdi benim mesela cebimde 1 milyonum var ya da ne bileyim 10 milyonum var. Gidiyorum, ne yapıyorum? 1 milyonluk basıyorum. Evi alıyor muyum? Alıyorum. Nasıl o 1 milyonluk eve talep var mı? Var. Ne yapıyorum? Onu 1 milyona aldığım evi anında 1.300'e 1.400'e çıkıyorum. Anında çıkıyorum. Aldığım gün ilanı değiştiriyorum. 1.400 yapıyorum. 1.500 yapıyorum. Ondan sonra onu off paradan satıyorum. Sonra onu, hatta şöyle söyleyeyim, alan da yine onun gibi birisi.
O da onun üzerine koyarak bir daha yapıyor. Yani böyle bir ne diyeyim size, Ponzi gibi bir şey de oldu. Yani hani işin bu tarafta bir ponzilik de var. Sürekli bir para girişi bu sebepten dolayı gidemeyeceği hiçbir yer olduğu için paranın, sermayenin. Burada bu yatırımcıların şişirdiği de bir kesim var. Yani öyle söyleyeyim. Umarım anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Burayı da biraz açayım dedim. Dediğim gibi düzenleme her zaman serbest piyasaya yapılan bu tarz şeyler bir müdahale olarak kabul ediyorum. Ama bu düzenlemelerin de devamı geleceğini düşünüyorum. Konutla alakalı enteresan şeyler karşımıza gelebilir. Şu anda dikkat ederseniz bir sessizlik var. Şimdi dolara geliyorum. Dikkat ederseniz herkes onu soruyor. Ya, bir sessizlik var. Ne oluyor bu sessizlikte? Dolar 17.20, dün 17'yi geçti. %2'nin üzerindeki 2,5'a yakın değerlendi. Borsa dün %4'ün üzerinde kayıpla kapattı. Yani bugün de işte bakalım, yani ne oluyor bir göreceğiz. Şimdi ne oluyor? Hiç kimse de bir açıklama yapmıyor. Bu sessizlik neye alamet gibi. Şimdi arkadaşlar, daha önce benzer şeyler yaşadık. Özellikle bu şeyle alakalı faizi indirmek istiyoruz. Faizi düşüreceğiz söylemlerini daha önce duyduk biliyorsunuz. Benzer dönemde yine öyle bir sessizlik ortamları oldu. Olmadı değil. Aralık'ta oldu. Aralık'tan önceki konuşmaları hatırlayın. Ondan önceki senelerde konuşmaları hatırlayın. Hep böyle bu tarz açıklamalar. Arkasından biraz sessizlik. Sonrasından da önümüze bir paket geliyor. Bir paket geliyor. Ama o paketin tam şu anda yarın mı, öbürsü gün mü gelir bilmiyorum. Fakat her an gelebilir. Her an gelebilir. Bu paket büyük bir paket. Olma ihtimali yüksek. Bu paketin içerisinden ne diyelim size, yani birkaç tane bir şey çıkabilir. Ben birkaç tane bir şey çıkacağını düşünüyorum. Mesela sadece işte süper bono diyoruz ama süper bono değil de enflasyona endeksli işte bono ya da buna benzer bir şey, böyle alternatif bir şey. Çünkü KKM'de de artık işler zora girmiş durumda. Hani oradaki parayı da yönlendirecek bir model önümüze gelebilir. Ondan sonra yine mesela konuta çok basıyorlar bu arada. Konutun gırtlağına çok basıyorlar. Şimdi geçen mesela Hazine Bakanı şunu söylemişti. Hazine ve Maliye Bakanı çok daha yeni yani. İşte biz ihracatçıya çalıştık, üreticiye çalıştık. Onlar kar sağladılar. Dar gelirli kar sağlamadı. Hani onları es geçtik gibi bir şey söyledi. Yani baya baya böyle bir itiraf yani, daha ne olsun. Ondan sonra dolayısıyla hani burada evet enflasyon tercih edildi, büyüme tercih edildi ama bu yapılan müdahalelerle de, küçük müdahalelerle de bir anlamda hani bak dar gelirliği de koruyoruz, korumaya çalışıyoruz. Hani burasını tartışıyoruz zaten. Ne kadar koruyabiliyoruz, işte geldiğimiz nokta ortada. Hani işte marketlere gidiyoruz, bastık. Timler oluşturduk. Fiyatların artışına şey yapabildik mi? Bitirebildik mi fiyat artışını? Bitiremedik. Yani artmaya devam etti yani neticede. Gibi gibi böyle müdahaleler. Dolayısıyla ben yeni bir yeni bir çalışma, şimdi birçok konuşma vardı, şimdi bekliyorum ben ve bu çalışma, bu gelecek olan düzenlemeler, yeni şeyler sadece enflasyonu endeksli bono değil, buna benzer bir şey olabilir. Konutla alakalı ciddi bir şeyler bekliyorum, açık konuşmak gerekiyorsa. Biraz orada ne diyelim, hani mal sahibinin keyfini kaçıracak alım satım yapabileceklerin, yani böyle müdahaleler. Öyle söyleyeyim. Biraz dengeler, bu anlamda ortalık dengeler karışabilir. Kafanız karışmasın yeter ki. Bakın 2018'deki o dolar şokundan sonra 2018-2019 şöyle geçti arkadaşlar. İnsanlar ellerindeki evi satıp dolara geçtiler. Ve bu gerçekten bunu yaşadık. Yani böyle bir dönem yaşadık. O zaman da CNN'de yaptığım televizyon programında bunu konuşmuştuk. Benim hani bunun doğru olmadığından bahsetmiştim. Ancak gerçekten konuştuğum etrafımdaki o kadar çok insan o zaman evini satıp dolara geçti ki. Ama bu evini satıp dolara geçenler genelde bir tane evi olanlar değildi. Genelde iki ve daha fazla evi olanlar ya elimde bir tanesini de geçeyim dolara dediler. Ama sonra hepsi ellerinde patladı. Fiyatlar yükseldi, gitti. Dolayısıyla hani böyle bir karar vereceksiniz. Hemen bugünkü şartlara uyayım da tık diye karar vereyim yapmamamız gerekiyor. Yani panik yapmadan şu sürecin geçmesini beklememiz gerekiyor. Önümüze ne getirecekler bilmiyoruz ama her şeyin geçici olduğunu bilin lütfen. Çünkü serbest piyasa bakın geçiyor. Yani 2018 geçti, 2019 geçti, 2020 geçti. Yani sürekli geçiyor. Önemli olan uzun vadeli düşünebilmek. Yani uzun vade mesela ben ev almayı düşünüyorum diye bana soru geliyor. Ev almayı düşünüyorum. Alayım mı? Altını mı bozayım mı mesela diye soranlar. Hiç evim yok. Böyle bir soru vardı. Öğretmenim hiç evim yok. Buradan biri dinliyorsa selamlar.
kendisine. Buradan cevap vermiş olayım. Benim hiç evim yok, kiradayım. Hatice Hanım, altınım var, bozayım. Bir miktarda kredi yapayım. Ne dersiniz diyor. Olur diyorum. Siz zaten oturmak için ev alıyorsunuz. Oturmak için ev aldığınız için tabii ki alın. Tabii ki kredi taksitini ödeyebiliyorsanız girin, alın. Şu anda ilk evini alanlar için de düşük faiz uygulaması var. Gidin en avantajlı krediyi bulun. Kamu bankalarıyla da konuşun, alın. Sadece şuna dikkat edin. Fiyatlar inanılmaz derece bazı yerlerde çok şişmiş durumda. Gerçekten. Ha, uzun vadede kesinlikle zarar etmezsiniz. Ama neden alırken doğru fiyattan almayasınız? Öyle değil mi? Şu anda fiyatlarda inanılmaz büyük bir yanlış algı var. Yani algı da artık bir şeyimiz kalmadı. Yani her şey, rakamlar birbirinin içine girdi. Hangisi ucuz, hangisi pahalı bilmiyorum. Bilmiyoruz daha doğrusu. Dolayısıyla bir bakın ya, en azından çok şişmiş bir fiyattan almayın. Aynı apartmanda, aynı binada bakıyorsunuz, birbirine alakasız fiyatlar var. Ya alakasız. Biri 1'e satıyor, biri 2'ye satıyor. Biri çıkmış 3'e, biri çıkmış 5'e. Artık saçmalıyorlar. Yani aklı olan almaz kardeşim buralarda. Doğru fiyattan almak kaydıyla kesinlikle ben alım taraftarıyım. Ufak da olsa, biraz yukarıdan da almış olsanız, zaten oturacağım bir evi alıyorsa, uzun vade burada oturacaksam niye almayayım? Tabii ki alırım arkadaşlar. Şimdi bütün bu kiralıkta da, satılıkta da fiyatların normale dönmesi için üretim yapılıyor olması ve enflasyonun önüne bir şekilde geçiliyor olması lazım. Yani alternatif bir şeyler sunuyor olması lazım. Yani siz yatırımcıyı bir kere konuttan uzaklaştırmanız lazım. Çünkü konut dediğiniz şey aslında ne diyelim, en azından evet normal zamanda yatırımcılar gelsinler alsın, ama üretimin yapılmadığı bir zamanda yatırımcıların elini buradan bir çekiyor olması lazım. Ama nereye çekecek? Ona da o zaman bir havuç vereceksiniz eline. Ne vereceksiniz? Bir yer gösteriyor olmanız lazım. İşte mesela faiz verirsiniz. Dersiniz ki gel ben sana enflasyon oranında faiz vereceğim. O zaman ne olur? Tak, oradan sermaye çıkar, o tarafa gider. Ama sen adama hiçbir şey sunmuyorsun. Nereye gidecek ya? Döviz aylardır aynı yerde. Altın ona paralel bir şey olmuyor. Ondan sonra KKM'ye girenler enflasyondan kendini koruyamadılar. Yani ülkede paranın, sermayenin kendini koruyabileceği hiçbir alan yok ki. Hiçbir alan olmayınca bir de sen enflasyonun altında ucuz kredi veriyorsun. Pardon yani, kim olsa gider alır, ama kim alıyor? Yine onlar alıyor. Benim itirazım da biraz ona. Yine parası olan alıyor, yine işte o yatırımcı dediğim kitle alıyor. Bunu buradan uzaklaştırmamız lazım. O zaman bir havuç gösterin, havuç gösterin. İşte havuç gösteremeyecekler gibi duruyor. Eğer faizi yükseltmeyeceklerse, enflasyon endeksi, bono vesaire, yani onlara yetecek bir şey gelmez ise, o zaman ne olacaklar? Bu taraftan bu tarz müdahaleler yaparak, işte kafasını ezerek, yok %25 kira artışından fazla yapamazsın, yok işte ilanlarınızı takip ediyorum, hepinizi takip aldım, yok işte rayişlerinize bakacağım, hepinize ceza keseceğim gibi gibi gibi. Bakın, mal sahibi, yapılan açıklama bakan tarafından, şu anda mal sahibi kiracı anlaşmazlıkları 8 milyon dava varmış. Yani 8 milyon şu anda dava olduğu açıklandı. Yani düşünün, mal sahibi kiracılar gırtlak gırtlağa gelmiş durumdalar. Yani bu zamanda mal sahibi olmak da zor, kiracı olmak da zor. Gırtlak gırtlağa gelmiş. Ya yani bildiğimiz, hani gerçekten hani o ne diyelim, yani barınma krizi, sosyal patlama olayına gelmiş. Yani ne yapacağız? Çadır mı kuracağız? Gidip çadırda mı yaşayacağız? Adama sen şeyi vermezsen eğer, yani gerekli, yeteri kadar yapılması gereken düzenlemeleri yapmazsan geldiğimiz nokta bu olur. Üretim yapmanız lazım kardeşim. Yani neyi konuşuyoruz? Niye konuşuyoruz ya? Yapılsın yani, yeni şehirler oluşturulur. TOKİ el atsın. Ondan sonra ucuz konut üretsin. Orta halli, dar gelirli için konutlar üretilsin. Yani yapılsın yani. Bunlar yapılsın. Sonra enflasyonu düşürmek için çabalansın. Ne bileyim ben, yani yapılacak bir sürü şey var ona bakarsanız. Ama bunlar yapılmak yerine işte kafaya, tek tek kafa vur 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 vur. İşte şu anda herkes mutsuz. Mal sahipleri de mutsuz, kiracılar da mutsuz. Birçok insan sırf bu nedenden dolayı evlerini satışa çıkaracaklar. Muhtemelen, yani öyle düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü kiracının da cebindeki para artmıyor. Ödeyemez ki arkadaşlar, ödeyemez. Ya bugün sen 10-15 bin lira kira fiyatı istiyorsun. Kaç kişi alıyor bu rakamdan maaş? Pardon, 50 bin lira maaş alması lazım ki sana 15-20 bin lira kira ödesin. 50 bin lira maaş kim alıyor bugün? Beyaz yakalılar ancak belki alabiliyor. Kaç kişi alıyor Allah aşkına yani 50 bin lira maaşı?
20 bin lira maaş mı ödeyecek, 10 bin lira, 15 bin lira? Aç mı gezecek adam? Geçemez. Yani gezemez. Dolayısıyla bir şekilde şey olacak. Yani bu anlamda çok fazla şu anda sıkıntı olduğu için, problem olduğu için davalar çoğaldı. Psikolojik bir patlama, sosyal bir çatışmaya dönüşmüş durumda bu durum. Barınma krizine dönmüş durumda tamamen. Yani durumlar böyle arkadaşlar. Ne yapılabilir? İşte yapılabilirleri zaten anlatıyorum. Şimdi dolar, dolara da bir değinin. Bugün yayın biraz uzuyor olabilir. Artık izlerseniz çarpı 1,5-2 hızında ne diyeyim. Şimdi arkadaşlar dolar TL'de bakın çok hızlı yukarı doğru gittik, dikkat ederseniz. Çok hızlı 14.80'lerden 17.20'lere geldik. Şimdi dediğim gibi bu beklediğim bu düzenlemeler, işte enflasyona endeksli bir bono çıkarılması, konutla ilgili yapılacak düzenlemeler ve başka başka düzenlemeler, başka başka kararlar bekliyorum ben. Bunların hepsini bekliyorum. Bugün, yarın, öbürsü gün bilmiyorum. Ama yani bunu en yakın zamanda geleceğini düşünüyorum. Bu süre içerisinde doların hareketinin yukarı yönlü devam edeceğini düşünüyorum. Olası bir durumda bir parça geri çekilme olursa durup dururken o zaman yani derim ki evet bu paketlerden vazgeçtiler herhalde filan diyeceğim. Ama bakın bu sessizliğin sebebi, sessiz olmasının sebebi bana göre yapılan açıklamalardan sonra gittiğimiz nokta dolarda biraz daha yukarı yönlü hareket. Nereye kadar gider? İnanın orası soru işareti, çünkü ne zaman paket açıklayacaklar bilmiyorum. Ha, paket açıklandı. Ne olur? Dolarda geri çekilme olur mu? Sınırlı olsa da olur arkadaşlar. Olur. Olur. Ama bakın önemli olan şu. Şimdi olduğu zaman alım fırsatı olarak değerlendirilecek bu. Alım fırsatı olarak değerlendirileceği için dolar oralarda çok kalıcı olmaz. En nihayetinde gideceği yer belli. Sizin bakın buradan şeye gelelim. Dün mesela borsa %4'ün üzerinde değer kaybetti. Bana göre hala risk devam ediyor. Çünkü belirsizlik var. Yani belirsizlik ve güvensiz bir ortamda ne yaparsınız? Yani geri çekilirsiniz, beklersiniz. Yani geri çekilirsiniz. Dün borsada da böyle oldu. Bir geri çekilme oldu. Dün aynı zamanda sadece yapılan açıklamalar değil, bu şeyi söyleyeyim size. Şuradaydı. Standard & Poor's. Evet. Buradan çok önemli bir açıklama geldi. Türkiye ile alakalı olarak dedi ki Türkiye'nin bazı ilave sermaye kontrolleri getirebilir dedi Türkiye dedi. Bazı ilave sermaye kontrolleri getirebilir dedi. Dolayısıyla bununla ilgili riskin yüksek olduğundan bahsetti arkadaşlar. Yüksek bir risk var bu anlamda dedi. CDS'imizi biliyorsunuz 740'lara kadar çıktı. Yani CDS, çünkü bir ülkenin borcunu ödeyememe ihtimalinin ne kadar yüksek olduğunda fiyatlıyor. Kısa vadede ödenmesi gereken 180 milyar dolarlık bir borç var. Bakalım hemen teyit edeyim. Evet, 180 milyar dolarlık. Dolayısıyla hem kurdaki hareketler, enflasyonun yükselmesi, işte ve şu anda güdülen politikada herhangi bir değişiklik yapmak istenmemesi, faizlerin hala hatta aşağıya dönlü götürülüyor olarak istenmesi gibi gibi sebepler arkadaşlar. Bu nedenlerden dolayı yapılan açıklamada sermaye kontrollerinin sınırı da olsa gelmek zorunda olacağını söylüyor. Bu riskin yüksek olduğunu söylüyor. Çünkü diyor ki, Türkiye diyor... IMF programı IMF'i istemeyecek diyor. Yani isteme ihtimali düşük buluyoruz diyor. Bunun yerine diyor daha fazla sınırlı da olsa bir sermaye kontrolü uygulamaları getirilebilir. Bu olasılık daha yüksektir diyor. İşte sermaye kontrolü gelirse ne olur? Açın internetten okuyun arkadaşlar. Sermaye kontrolü yani bu daha önce işte birçok ülke, mesela en yakın hatırlarsınız Yunanistan'da oldu. Hatta Rusya yaptı daha yeni. Sınırlı bir kontrol getirdi. Dövizinizi dışarı çıkaramadınız. Belli bir rakamda sabitledi. Ondan sonra bankadan para çekimleriyle alakalı işte bir takım sınırlamalar getirdi. Sonra sınırlamaları kaldırdı Rusya. Geçici bir şeydi. Bahsettikleri şey aslında böyle bir şeyden bahsediyor. Sermaye kontrolü dediğimiz şey böyle. Neyse, çok uzadı biliyorum ama konu çok, yapacak bir şey yok. Sadece panik yapmıyoruz, dikkat ediyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Uzun vade bir şey değişmeyecek arkadaşlar. Uzun vade zaten hedef aynı. Gideceğimiz yer aynı. Ama kısa vadede bugün yarın riskler inanılmaz yükselmiş durumda. Hem içeride çok yüksek risk var. Açıklamalar bekliyorum ben kendimce. Ondan sonra
Dışarıda da yarın Amerika tarım dışı istihdam verisi ortalığı çok gelmiş durumda dünya piyasalarını. Dünyada da toparlanamıyor küresel piyasalar Amerika'da. 10 yıllık tahvil faizleri 3'lerin üzerinde seyrediyor. Dolar endeksi güçlü duruyor. Yani karışık, oralar da çok karışık. Panik yapmadan beklemek gerekiyor. Bir şey almak mı lazım? Bir şey almak isteyen varsa, illa bir şey alınacaksa kademeli alım yapmak ve düşen bir şeylerden almak lazım. Yükselen bir şeylerden değil, düşen bir şeylerden almak gerekiyor. Ne düşüyor? Etrafınıza şöyle bir bakın. Ne düşmüş göreceksiniz zaten. Şimdilik bu kadar, uzatmayayım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.